Ne oldu? Pek keyfin yok gibi senin. Yok öyle. Yok bir şey. Yok bir şey. Ondan bütün gece sus pus durdun. Bir şey olduğundan değil de aklım karışık biraz. Anlat bakayım. Neye karıştı aklın? Abayla konuştuk bugün. Evlilik gerçek olmayacakmış. Yani kağıt üzerinde evli olacakmışız. O da seni düşündüğü için öyle demiştir Feride. Hani sanki biraz böyle emrivaki gibi oldu. Öyle oldu. Sağ olsun. Da ne bileyim işte. Karışık bir durum. Aba için de, benim için de. Hiç aklıma gelmezdi böyle olacağı. Vardır bir hayır Feride. Kötü düşünme sen, olur. Hem hayatta her zaman aklımıza gelen olmuyor ki. Zamana bırak Feride. Ne olacaksa olur. Sen nasıl evlenmiştin eşinle? Bizimki de karmaşalı oldu. Anlatsana biraz. Bizim oranın adetlerini bilirsin. Kız almak öyle kolay değil. Bilirim tabii. Hele dağının kızını almak iyice zordur. Öyle tabii. Az adımla kavuşabilmek için çok uğraştık. Olmadı, evden kaçtık. Bütün köy ayağa kalktı. Meryem, Meryem kalk, buldular bizi. Azat ne diyorsun? Buldular bizi. Eminsin? Orhan'a. Gördü beni, peşimizdeler. Hemen kaçmamız lazım. Nereye kaçacağız? Ya bilmiyorum, bulacağız bir yerler Meryem. Sana dediydim burada gecelemeyelim diye. Şimdi kaçsak bile hemen yakalarlar bizi. Meryem'im, Boran ha şu anda kapıda olabilir, anlamıyor musun? Öldürecekler bizi. Abim buradaysa çıkıp konuşalım. Meryem, Boran'a dinler mi ben? Marabasının oğlunu adam yerine koymuyor sanki. Kaçmaktan başka çaremiz yok Meryem'im. Kaçmak da çare değil azadım. Kaçsak da hemen bulurlar bizi. Ese abimler buldu tabii bizi. Geri getirdiler. Aman uzun hikaye işte. Gece gece beni eskilere götürdün ha. Başka zaman anlatırım. Sen de en heyecanlı yerinde yarım bıraktın. Biz de öyle. Arkası yarınlık dizi çıkar vallahi bu hikayeden. Arkası yarın. Sen de çok düşünme olur. Her şey olacağına varır. Hem de pek güzel varır. Çocukluğumdan beri hep düşünürdüm. Acaba nasıl olacak diye. Evlenmek, gelinlik giymek. Ama kısmet işte. Şimdi hem evleniyorum, hem evlenmiyorum.